Evet geldik. Şöhretler Karması deneme kampımız devam ediyor. Bugün geldik deneme. 13 çözeceğiz. Ben kalemimi aldım hazırım. Sen de hazırsan. O zaman ne diyoruz? Yunus bir defa öğren. Bir daha asla unutma. geliş şu denemenin canını okuyalım. Geldik. Deneme 13. 6. soru. Yukarıdakilerden hangileri heylanın etkilerini azaltmaya yönelik alınacak tedbirler arasında yer alır? Heylan diyor bak. Heylan gelme diyorduk. Daha hani kopup gelmesi. Şimdi bunun etkilerini azaltacak tedbir diyor bize. Tarım alanlarını eğim yönünde sürmek. Bak tarım alan Eğim yönünde sürmek Şimdi bak erozyon ne? Erozyont Toprağın üstünün yontulması O toprağın üstü yontulurken Erozyonda tarım alanlarını ben Sürdüğümde önemli o. Çünkü toprağın Üstü yontulacak. Ama heylanda Senin tarımı nasıl sürdüğün önemli değil ki Heylan aşağıda gerçekleşiyor Sen bunu paralelde sürsen Dikte sürsen bir anlam ifade etmiyor Bak bu tarım arazisini sürme Ama bize bu heylanda tabakaların Uzanışını sorabiliyor. Yani tabakaların Uzanışı eğime diktir paraleldir diye sorabiliyor. Bak onu değil. Burada onu sormamış bize. Eğer tabakaların uzanışı paralelse heyelanın kayması kolay. Çünkü tabakalar aynı paralelde uzanıyor. Dikse kayması zor. Ama burada bize diyor ki tarım arazisini süreceğim. Paralel mi süreyim dik mi süreyim? Bir anlam ifade etmiyor ki heyelan için. O yüzden bu alınacak etkilerin azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerden bir tanesi değil. Anlaştık mı? Diğeri. Anakaya'ya inecek derinlikte beton ve çelik kazıklarla yamacı güçlendirmek. Şimdi bak bunu alırsın. Niye? Çünkü eğer ki ana kayaya inebilecekse böyle bir şey pek mümkün olduğunu düşünmüyorum ben ama ana kayaya kazıklar çaktığımızı varsayalım. Bu biraz daha önünde set gibi olacağı için bunu engelleyebilir. Benim için aslında çok aşırı mümkün görünmese de bu kabul ediliyor. Çünkü ana kayaya çakabilirsen o kazıkları mantıken düşünün. Kaymayı da engelleyebilirsin. Tabi çakabilirsen. Risk oluşturabilecek alanlarda yerleşim kurmamak. Risk oluşturacak yerlerde yerleşim kurmazsan tedbir almış olursun. Bu gayet net zaten. En az bir haftalık su ve yiyecek stoğu yap. Bu bir tedbir değil ki. Yani heylanı bak ne Heyelanın etkilerini azaltmaya yönelik. Sen 1 tonda su toplasan, 10 tonda toplasan HLA'nın etkilerini azaltmaya yönelik bir tedbir değil bu. Yani hangileri yer alır? 2 ve 3C geçelim soruya. Aşağı grafikte bir iklim tipinin aylık ortalama sıcaklık ve yağış dağılışı gösterilmiştir. Bakıyorum hemen 25 derecenin üstünde sıcaklıklar, yağmur yok. E burası çöl, burası çöl, yağış yok. Bu iklim tipiyle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Oluşumunda dönenceler çevresindeki dinamik yüksek basınç alanları etkilidir. Çöller nerede? Dönenceler çevresinde oluşuyor değil mi? yüksek basınç alanı yukarıdan aşağıya hava geliyordu. Bu yüzden de orada yukarıya çıkamadığı için hava yüksek basınç olup çöl oluşturuyordu. Doğru. Yıllık yağış miktarı 150 milimetrenin altındadır. Doğru. Çöller zaten 200-250 milimetrenin altındaki yerleri çöl diyordu. Buna bakalım. Bakın 50'nin altında. 50 olduğunu varsayalım bunun. 50. Bunun da 50 olduğunu varsayalım. 100. Bir 50 daha koy. 150. Tabii ki tam değil buralarda bakın. 125 falan. Baya bunlar 50'nin altını düşükler. 100 bile zor bulur. Yani şunla şunu şunun üstüne getirip koysak 50'yi anca tamam 100 milimetre yağmur varmış burada. Tamam. En yüksek aylık sıcaklık ortalamasıyla en düşük aylık sıcaklık ortalaması arasında 15 dereceden daha az sıcaklık farkı vardır. Bakalım en yükseği kaç? Şöyle tahminen 35 ile 30 arasında 33 diyelim. En düşüğü kaç? 25. Şöyle 25. Şöyle çıkarttık 8. 15 dereceden daha mı az? Evet. En yükseğini bulduk, en düşüğünü bulduk birbirine çıkarttık. En fazla yağış yaz aylarında düşer. Hani yaz burada nereden anladım? Bak birinci aydan kastı şu. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. En fazla yağış yaz aylarında mı düşmüş? Hayır yanlış. Bitgör, kurakçı lotlar ve kaktüslerdir çöllerde. Tamam. Cevap de Geçelim der soruya. Aşağıdaki farklı yer şekline ait görseller ve bu yer şekilleri hakkında açıklamalar verilmiştir. Buna bakıyorum. Bak bir tane ada var. Kara var. Kara ile ada tombala olmuş. Tombala da neydi? O e, numaraları birleştiriyordun. Yani tamamlıyordun tamamlıyordun. Tamamlandığında tombala oluyor. Ada var. Bak ada var, kara var, birleştiğinde tombala. Yani tombolo. Bunun ismi ne? Tombolo. Bu tarafa geliyorum. Bakın burada bir tane akarsu var. Akarsuyun ağız kısmını deniz doldurmuş. Akarsu içine almış denizi. Haliç. Alıç iç. içine almış denizi. Bunun ismi de o zaman Haliç. Buna göre numaralı şanslıklardan hangisi doğrudur? Her iki şeklin oluşumunda da dalga biriktirmesi vardır. Hayır. Bakın şurada kumları dalga biriktirmiş ama burada dalga burayı şındırmış. Yanlış. A şekli kıyıya yakın adanın ana karaya bağlanması tombolodur söyledik. B şekli gelgit gelinin yüksek olduğu akarsu ağızlarında oluşan haleştir. Bunu da söyledik. Hangisi doğrudur? 2 ve 3 doğrudur. Cevap D. Geçelim diğer soruya. Kırsal kesimlerden kentlere doğru yapılan yoğun göçler sonucunda tarımsal üretimin azalması, kamu yatırımlarının kullanılamaz hale gelmesi ve iş yapabilecek genç ve dinamik nüfusun azalması gibi göç veren yerlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Köylerden, kasabalardan göç olduğunda burada bazı sorunlar ortaya çıkıyor değil mi? Bu sorunların yaşanmaması için kırsal kesimde aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması yanlıştır? Şimdi kasabadasın kasabadaki bütün insanlar göç etmiş. Ama bu kasabada bir önlem almamız lazım ki insanlar gitmesin. De. Bunlardan biri değildir diyor. Tarımda sulama koşullarını iyileştirirsen insanlar gitmez. Önlemlerden biri olur bu değil mi? Eğitim kültür ve sağlık alanlarında yatırımların arttırılması. Bu yatırımları arttırırsan eğitim iyi olursa insanlar gitmezler. Bu da bir önlemdir. Mera hayvancılığı yerine besi ve ahır hayvancılığı gel geliştirilmesi. Mera otlatarak yapıyorsun mera hayvancılığını meralarda. Bu kötü bir hayvancılık yöntemi. Besi hayvancılığı ahırlarda yapıyorsun bunu. Daha çok para kazandırıyor sana. Eğer besi hayvancılığına geçerse insanlar daha çok para kazanır gitmelerine gerek kalmaz. Bu da bir önlemdir. Topraklardan daha iyi verimli sağlamak için nadas yönteminin kullanılması. Nadas yöntemi yararlı bir yöntem değildir. Toprağı bir sene ekip bir sene boş bırakmak. Toprağı bir sene boş bıraktın e insan ne yiyecek? Yiyemeyecek Ye bir şey. O zaman nadasa bırakmak tehlikeli bir şey. Orayı sulayıp insanların o sene boş bırakmadan tekrar toprak ek, e, toprağa ekmeleri ve tarım yapmaları gerek. O yüzden bu kötü bir yöntem. Tamam. Bal sanayi tesislerinin kırsal alanlara kaydırılması sanayi tesisi olursa olur da insanlar iş bulur gitmezler. Bu da önlemlerden bir tanesi. Ama Nadas'a bırakmak bir önlem değil. Cevap D. De... Geçelim diğer soruya. Aşağıda iki farklı ülkeye ait çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılım oranları gösteren grafikler verilmiştir. Bu ülkelerle ilgili aşağı falan hangisi yanlıştır? Ne kadar güzel okudum değil mi? Yani kendi kendime tamamlıyorum cümleyi. Bakalım. %73'ü birincil ekonomik sektörde çalışıyormuş. Bu tarımda çalışıyormuş bu ülke. Bunu somutlayalım hemen. Somali. %78'i hizmette çalışıyormuş bakın. Üçüncü 3. ekonomik sektörde. O zaman bunu somutlayalım. Hizmet Almanya. Almanya'da. geldi. Bu ülkeyle ilgili işte hangisi yanlıştır? R ülkesinin gelişmişlik seviyesi yani Almanya'nın gelişmişlik seviyesi K ülkesinden fazladır. Evet Almanya Somali. Doğru. K ülkesinde tarım ve hayvancılık intensif yöntemlerle yapılmaktadır. K'ya bakıyorum. Somali. Intensif tarım ne demek? Notunu al bunun bak. Intensif tarım internetle yapılan tarım gibi düşün bunu. Modern tarım. Ekstansif tarım yaz oraya. Eks. S

Eski ex sevgilim gibi bir şey. Bu öyle düşün. Eski tarım. Eski tarım. Eski tarım yöntemleri. Şimdi burada Somali intensif tarım yapmaz. extensif tarım yapması lazım. Yanlış. Bakın K ülkesinde hizmet ve sanayi sektörü çalışanların oranı tarımda çalışanların oranından azdır. Bakın hizmet ve sanayi tarımda çalışanlardan az. Doğru. R ülkesinde hizmet sektörünün ekonomideki payı fazladır. Evet bakın R Almanya gelişmiş. %78 doğru. K ülkesinde Etiyopya. R ülkesinde Norveç örnek gösterilebilir. K ülkesine Etiyopya, Somali dedik. Yakınlar. R ülkesine Norveç, Almanya. Gelişmiş ikisi de doğru. Cevap Bursa. 13. denemeyi de çözdük. Deneme 14'te görüşmek üzere.